Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda yemyeşil küçücük bir köy varmış. Bu köyde yoksul bir adam yaşarmış. Bu fakir adamın biricik dostu, göz bebeği, minik bir tavuğu varmış. Adam tavuğunu öyle çok severmiş ki her sabah ona şefkatle yaklaşır, yumuşacık tüylerini okşar ve ona sevgi dolu sözler fısıldarmış. Bir sabah bu sadık dostu tavuk adamın şefkatine minnetle altın bir yumurta vermiş. Adam gözlerine inanamamış, sevinçle dolmuş. Her sabah bu mucize tekrarlanmış. Tavuk adama her gün bir altın yumurta vermeye başlamış. Böylece zamanla fakir adam zenginleşmeye başlamış. Lakin zenginlik adamın kalbinde değişim rüzgarları estirmiş. Artık paranın değerini bilmez olmuş. Tüm servetini har vurup harman savurmuş. Gün geçtikçe adamın aklına şeytani bir fikir düşmüş. Acaba demiş kendi kendine, tavuğumun karnında bir hazine mi saklı? Her gün bir yumurta almak yerine bir anda yüzlerce altın yumurtaya sahip olsam hayatım nasıl da değişir? Bu düşünceyle adamın gözleri hırsla parlamış, kararını vermiş. Bir sabah güneş daha doğmadan elinde keskin bir bıçakla kümese girmiş. Tavuk adamın kötü niyetini hissetmiş, korkuyla kaçmaya çalışmış. Ancak adam hazineye ulaşma hırsıyla tavuğu yakalamış ve oracıkta kesivermiş. Heyecanla tavuğun karnını açmış ama bir de ne görsün? Ne altın varmış ne de hazine. Sadece boş bir karın. Pişmanlıkla dolmuş, gözyaşlarına boğulmuş. Hem sevgili tavuğunu hem de altın yumurtalarını kaybetmiş. Böylece açgözlü adam hem dostunu hem de hazinesini kaybetmiş. Köy halkı bu acımasız sonu duyduğunda başlarını iki yana sallamış. İbretle bu masalı dilden dile anlatmış.